mecbur oldu insanlar. Yani eğitim kalitesinden dolayı mecbur kaldılar. Özel okullara gönderiyorlar. O özel okullarda yıllık inanılmaz paralar ödeniyor. Peki o özel okullarda ne oluyor? Oradaki öğretmenler nasıl bir kölelik düzeninin içerisine sıkışıp kalmış durumda? Parayı kim alıyor Murat? Parayı kim alıyor? Şöyle, şimdi özel okullar dosyası başlı başına çok büyük bir dosya. Evet. Daha öncesinde de biz yine programlarımızda bunu dile getirmiştik ve burada yaşanan sorunları anlatmıştık. Özel okullarda bizim gerçekten işini namusuyla yapan, gerçekten tek derdi eğitim olan ve kazancını asıl bu işi var eden, okulları ön plana çıkaran öğretmenlerle yani emekçilerle paylaşan okullar var. Bunlara sözümüz yok. Ama çok büyük markaların oldu. Hatta basketbol kulüplerinin falan oldu. Hatta çok daha bütün illerde örgütte olan okullar şöyle şeyler yapıyorlar. Asgari ücretten çalıştırıyorlar öğretmenlerini. Asgari ücretten de çalıştırmıyorlar. Öyle gösteriyorlar. Maaşını yatırıyorlar. O maaşın yarısını tekrardan getirip kendilerine iade etmelerini istiyorlar. Onlar da 2500 lira gibi bir rakama özel okullarda öğretmenlik yapıyor. 2500. Evet, 2500 TL. Bunun nedenini sorduğunuzda ise Türkiye'nin her yerinde bu uygulama vardır. Eylül ya da Ekim ayında sözleşme yapılır. O zaman da fiyat belirlenir. Sonraki yılın Eylül Ekim'ine kadar ne yazık ki o fiyatlar geçerli olur. Arada oluşacak zammı biz nasıl ki veliye yansıtamıyorsak, asgari ücrette ya da başka şeylerde gelen zamlarda da biz maaşa yansıtamıyoruz. Buna rağmen biz %10 iyileştirme, %5 iyileştirme gibi rakamlarla öğretmenlerimize destek oluyoruz ama durum bu demişlerdi daha önceki olaylarda. Şimdi öğretmenlerden ki biz asgari ücretin altında maaş vermiyoruz demişlerdi, öğretmenlerden yağmur gibi şey geldi. Maaş dekontu yani aldıkları parayla ilgili, hesabına geçen parayla ilgili. Öğretmeni asgari ücretin de altında çalışıyor. Tabii. Ya bir öğretmeni asgari ücretle çalıştırmak rezalettir. Asgari ücretin altında çalıştırmak ise büyük suçtur. Bence de suçtur. Ve bu da bitmemiş. Mesela yine en son yazdığım yazıda şöyle bir şey oldu. Bir öğretmen çalıştığı kurumdan ayrılıyor. Genç bir öğretmen. Çalıştığı kurumdan ayrılıyor. Yine o okulda okuyan, yani o okulda öğretmenlik yapan bir meslektaşıyla konuştuğunda başına gelen olayı anlatıyor. Ben diyor okula dava açabilmek için sözleşmemi istedim, vermediler. Bu sözleşmem için ben ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğim sırada sözleşme istedim. Sözleşmemin bir suretini istedim. Çünkü kanuna göre diyor ki kanun, matbu sözleşme düzenlenir. Bir sureti bende kalır evet, okulda. Bir sureti ilçe Milli Eğitim'de ya da il Milli Eğitim'de kalır. Bir sureti de öğretmenin kendisinde kalır diyor. Okullar vermemiş. Okul vermiyor istemesine rağmen gidiyor ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Evra istiyor, sözleşmesini istiyor. Ve görüyor ki kendisiyle yapılan sözleşmeden çok 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 daha iyi şartlarda bir sözleşme verilmiş içeriye. Ve altındaki imza kendisine ait değil, sahte. Sahte imza ile... Evrakta sahtecilik yapıyor. Evrak sahte. Şöyle bir formüle edeyim. Öğretmene asgari ücretten düşük maaş veriyor. Yani asgari ücret veriyor, gösteriyor, geri alıyor. Ama sözleşmede çok daha yüksek ücret veriyor. Aynen öyle. İstiyor. Gerçekten 3 yıl boyunca kendi adına sözleşme yapılmış sahte imzalarla. O imzalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verilmiş. Kızın haberi yok. İstiyor bunları, bilmiyor. Şimdi savunma bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Ya cesaretli, ferasetli kız. Suç duyurusunda bulunuyor. Hayır diyor, siz benim hakkımı yediniz diyor. Dava açıyor. Davada da savcılık bununla ilgili emareleri topluyor ve okul müdürlerini çağırıyor. Okul müdürlerini, okulun yetkililerini ve okulun sahiplerini çağırıyor. Dinliyorlar onları. Diyorlar ki böyle böyle bir şey var. Neden diyor bunu yaptın? Okulun sahibi diyor ki bu kişi bizden para almak için, bak okul sahibi söylüyor bunu. Bu kişi bizden para, okulun sahibiyle aynı zamanda avukatları buna da eşlik ediyor. 3 tane ifade var. Okulun sahipleri diyor ki bu kişi bizden para alabilmek için, çok yüksek para alabilmek için böyle bir şeyi iddia ediyor. Madem böyleydi de niye uzun süre bizimle birlikte çalıştı? Bunu iddia ediyorlar. 3 yıl boyunca sahte imza atılan sözleşme duruyor. Hala bu iddia ediliyor. Sonrasında ise savcılık karar veriyor. Hayır kardeşim diyor, bu evrakta sahteciliktir, bu dolandırıcılıktır diyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlıyor ve savcının çok güzel bir belirteci var orada. Diyor ki savcı, her ne yaşandıysa yaşandı.
özetliyorum sadece bunu ve ben kendi yorumumu yapıyorum. Her ne yaşandıysa yaşandı. Bu kişinin imzasının sahte olarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne niye verdiğini hala açıklayamadılar. Bunun üzerine 8 tane daha öğretmen bu olayı duyunca onlar da başlıyorlar. Şöyle hepsi sahte çıkıyor. Hepsi sahte. Hepsi sahte çıkıyor. Özel öğretmenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne, il milli eğitim müdürlüğüne verdikleri sözleşme orada birisi imza atmış. Sahte. Şöyle mesela özel okulda öğretmen. Diyor ki Şule ile anlaşıyor. Ben sana 5 bin lira maaş veriyorum Şule diyor. Şule ile anlaşırken 5 bin lira. İçeri verilirken ben bu öğretmene 10 bin lira maaş veriyorum diyor. Ama Şule 5 bin lira alıyor. Şule'ye 10 bin lira yatırıyor. Şule'den diyor ki ben o diyor seninle anlaşmamız 5 bin lira. Bu 5 bin lirayı getir geri bana ver. Şule getirip aç kalmamak için iş yok. Öğretmenlerin ataması yapılmıyor. Getiriyor 5 bin lirayı geri veriyor. Ve bu olayda yıllardır bu şekilde gidiyor ve bu sömürü üzerine dönüyor. Yüksek ücretle vermesi bir teşvik mi alıyor da yüksek ücret gösteriyor? Tabii ki devlet de bununla ilgili de bazı şeyler alıyor özel okullar. Vergiyle ilgili de bir durum oluyor. Tabii öyle de bir durum oluyor, avantaj sağlıyor. Ya Şule, buradaki sorun bir de nasıl büyük? Sadece bununla ilgili değil. Rehabilitasyon okulları, özel rehabilitasyon okulları, oradaki yaşananlar, aynı zamanda devlet okullarında olup ücretli öğretmenlik yapanlar. Bütün hepsi şu anda kan alıyor öğretmenler. Bugün bununla ilgili ben bu işin uzmanı kişilerle konuştum. Şimdi süremizin olmadığının farkındayım ben. Bu yüzden 5 dakika daha istedim ben. Bu yüzden uzatmayacağım. Bir de uluslararası özel okullarımız var. Farkındaysanız bu sayılar çok artmaya başladı. Kanunen yasakmış bu. Aa. Evet, bunun da bir imtiyazı varmış. Ve bununla ilgili öğrendiğim bilgiler karşısında da şaşırdım, yine şaşırdım. Şaşırmayacağım diye çıktığım yolda yine şaşırıyorum. Şimdi özel okul öğretmenlerle ilgili yaşanan dram çok büyük. Hakkıyla yapan, namusuyla yapan özel okullar da batmak üzere. Tabii. Batmak üzere. Adamlar çünkü devletten bir destek almıyor. Ya da ne bileyim bu şekilde üçkağıtçılık yapmıyor. Namusuyla işini yapıyor. Öğretmenler de şeyler mesela veliler de öğrencilere okullara gittiği zaman azuz para değil. Ciddi anlamda azuz para değil. Diğer taraftaysa bir sektör var ve öğretmenler tehdit altında. Ya çıkarsan çık diyor ya. Çık diyor, bir sürü öğretmen var diyor. Ben alırım onları yerine diyor. Murat, şimdi bu veliler çok büyük paralarla çocuklarını kaydediyorlar bu okula. Nitelikli eğitim alsın diye. Hı. Köle düzeninde çalıştırdığı bir öğretmenden, bu böylesine sıkıştırdığı, bütün haklarını elinden aldığı bir öğretmenden nasıl öğrencilere verimli bir eğitim verebilir ki? Bir nasıl ek yapabilir miyim? Tabii, tabii, yani tabii. Murat'ın anlattıklarında şöyle bir ek yapılabilir. Yani bu kölelik sistemi sadece maaşla ilgili sınırlı bir durum da değil. Daha Ozan Gündoğdu'yla daha önce bunu konuşmuştuk. Yani veli baskısı var çok fazla. Örneğin veli seni gece 12'de arayabiliyor. Gece 11'de arayabiliyor. Tabii, diyor ki ben tabii zaten çok ciddi paralar ödüyor ve o çok ciddi paralar ödediği için de öğretmen 12 saat böyle 24 saat mesai yapıyormuş gibi oluyor. Çünkü çok sık bir şekilde velilerin soruları, şeyleri, yani iş dışında da bu devam ediyor. İkincisi, kara listeler oluşturulduğu söyleniyor. Yani o özel okullardaki bir öğretmen çalışma koşullarına isyan etti ve bir okuldan ayrıldı. Onun ismi diğer özel okullara bildiriliyor ve onlar tarafından işe alınmayıp aslında bir şekilde mahkum ediliyorlar. Yani ve hatta şöyle bir çok dramatik bir örnek vermişti Ozan. Özel okulda öğretmen olanların çocuklarını özel okullara göndermesi imkansız. Hepsi çocuklarını devlet okullarına göndermek zorunda kalıyor. Kendileri özel okulda çalışırken bir ayrıma da, bir o konuda bir sınıfsal olarak da apayrı bir yere düşmüş durumdalar. Bir de şöyle bir koşul var özel okullarda. Çok presentable görünmek zorundasınız. Yani kılığınız, kıyafetiniz, bakımınız böyle çok şey olmalı. Öyle koşullar da yatılıyor ama o alışverişi yapacak şey yok. Öğretmende para yok yani. Ve hatta şu da var. Öğretmenlerin çoğu tekrar üniversiteye girip, sınavına girip açık öğretimi kazanıyorlar ki pasoları devam etsin, işe otobüsle gidip gelebilsinler. Şimdi bu gerçekten özel okul öğretmenlerinin ciddi bir sömürü altında olduğunu ortaya koyuyor ve örgütlenme ihtimalleri de o bir tekelleşme, bir şey olduğu için, kara listeler oluşturduğu için o hakları da arayamıyorlar ve Murat'ın dediği gibi hemen tehdit ediliyorlar işten atılmakta. Tabii tabii. Ya bir de çok kolay olmuş. Şöyle nasıl biliyor musun? İnsanlar öyle birkaç tane şeylerini gösterdiler bana. Öğretmenler bu konuları gündeme getirdiğim zaman o kadar çok yardım istiyorlar ki. Mesajlarını gösterdiler. Ya bir tehditler var. Ya sen kimsin diyor öğretmene.
öğretmene sen kimsin diyor. Çıktı, beğenmiyorsan çıktı, yarın çık diyor. Murat nereden cesaret alıyor? Nereden alıyor? İşte sistemden alıyor. Sistemden alıyor çünkü bu ülkede binlerce atanamayan öğretmen var. Biliyorlar ki mecbur kalacak. Hayır, orada şu ayrımı yapalım arkadaşlar. Ülkenin örnek olarak afaki söylüyorum. Yılda 3000 matematik öğretmenine ihtiyacı var diyelim ki. 50.000 matematik öğretmeni var. Emekli olanların yerine yeni gelmesi veya açılacak okulların yılda 3000 matematik öğretmeni var. Arkadaş sen her ile üniversite açtın. Yılda 60.000 matematik öğretmeni yetiştirdiğin, mezun verdiğin zaman bir kere şunu bileceksin. Kardeşim ben 60.000 matematik öğretmeni veya edebiyat veya felsefe veya başka neyse zaten işsiz kalacaksın. Zaten dışarıya mahkum olacaksın. Eğitim sistemi. Yani bizim üniversiteler işsizlik kampları arkadaşlar. Bizim üniversiteler zaten insanların büyük bir kısmını şeysiz yetiştirecek. Ömür boyu işsiz yetiştiren okullar. 3000 matematik öğretmeni ihtiyacı varken 4000 matematik öğretmeni yetiştirirsin olay biter denge olur. Ama 60.000 yetiştirdiğin zaman her ile üniversite açınca işte bu sonuç. Atanamayan nereye alacaksın? Nereye? Zaten sorun sadece üniversite değil abi. Şimdi mesela devlet okullarında öğretmen ataması yapılmadığı için bir daha bak şöyle bir şey var. Sayıştay bununla ilgili raporlar hazırlamıştı. Öbeklenmeler var. Mesela Ankara'da bir bölümle ilgili bütün hep orada yoğunlaştığı için normal istenilen norm sayısı sayıyı atarak veriyorum. 5000. Ama orada o branşa ait 11.000 tane öğretmen var. 6.000 tane norm fazlası var. Ama diğer bir tarafta İzmir'de aynı branşa ihtiyaç var. Bir de o var. Ataması yapılmıyor mesela. Şimdi bunu giderebilmek içinse sözleşmeli öğretmen çıkarıldı. Bakın sözleşmeli öğretmen de devlet okullarındaki sözleşmeli öğretmenler de yemin ediyorum size kölelik düzeninden daha beter düzenle çalışıyor. 2800 lira maaşa çalışıyor. 2800 TL. Asgari ücretin altında. Asgari ücretin altında. Devlet okullarındaki ücretli öğretmenlerle gidin konuşun. Bakın o insanların yaşadıklarına bakın. İşsiz kalmamak için, evine 3 kuruş götürebilmek için, çocuğuna akşam bir rızık götürebilmek için gidip alın teriyle orada mücadele ediyorlar. Yaşadığı drama bakın. Oradaki öğretmenlere lafım yok. Tabii. Öğretmenler normal maaşını alırken aynı görevi yapan kişilerin 2850 lira alması eşitsizliktir, adaletsizliktir. Murat bak bu hafta Anka yapmıştı bu röportajı. Melike Yılancıoğlu bir özel okulda öğretmendi ve bakanlara, milletvekillerine seslendi. Hepiniz çocuklarınızı özel okula gönderiyorsunuz ama biz burada büyük bir çaresizlik yaşıyoruz. Çocuğunu emziriyormuş. Doktor demiş ki ona haftada bir et yiyeceksin. Bunu yemen bile mümkün değil diyor. Bunu yapamadığını da ağlayarak anlattı. İzleyicilerimiz Halk TV'de de izlemiştir ana haberde. Eksik yatan sigortaları yüzünden de emzirme ödeneğini bile alamamış. Bunu ağlayarak anlattı. Siz hepiniz çocuklarınızı buraya gönderiyorsunuz. Biz bu şartlarda burada çalışıyoruz diye ağlayarak anlatmıştı. Veliler çocuklarını okudan öğretmenlerin haklarını gözetsinler. Şimdi ben bunları dile getiriyorum. Biz burada dile getiriyoruz. Gazetelerde yazıyoruz. Gazeteci meslektaşlarım röportajlar yapıyor ve konunun önemine İstinaden de gündem oluşturmaya çalışıyor. Gündem oluşturmaya çalışıyor. İnanın ben her dinlediğimde ve her okuduğumda yüreğim dayanmıyor. Çok samimi söylüyorum. Ben üzülüyorum. Elimden bir şey de gelmiyor. Yapabileceğim sadece bu. Aslında isyan edip, feryat edip başka şeyler yapmak istiyorum. Yapabileceğim bu. Buradaki asıl mesele de şu. Parça parça özel okullarla ilgili örgütlenme girişimleri var. Özel okullarla ilgili herkes bu konudaki mağdur olanların hepsi şikayetçi ama örgütlü bir mücadele yok ne yazık ki. Evet. Ve örgütlü mücadele olmadığı için de bu sorun uzayacak. Bir de şöyle bir şey var. Unutmayın daha düne kadar özel okulların sahibi bir Milli Eğitim Bakanımız vardı bizim. Evet. Ve eğitim anayasal bir hakkı. Eğitim anayasal devletin görevi. Arkadaş şu noktayı değinelim. Eğitim bir kamusal hizmettir. Kamusal hizmet. Eğitimin de sağlığında ticareti olmaz. Bu kadar net ticaretini yani. Yaptırıyorsan olmasın. Da gözetimi o kadar sıkı ve o kadar yakın takip edilmesi lazım ki. Ben kamusal hizmetlerin burada ya eğitimde de sağlıkta da özel de olabilir. Ama gözetimi ve denetimi kamusal gibi kamu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Kamusal gibi. Yani o okullar devlet okuluymuş gibi devletin sorumluluğu altında. Devletin sorumluluğu olması lazım orada. Ya kamu sorumluluğu ya bakın Finlandiya örneği var. Bir, o kadar şey. Ama Murat'ın verdiği örnek devlette değil, bile evet. Şey diyor. Tabii ki ama bakın benim hayatım boyunca gurur duyduğum bir şey varsa üniversite hayatım boyunca parasız eğitim, parasız sağlık sloganı atmaktır. Evet.
Ben atarken de bu sloganların ne kadar önemli olduğunu fark etmiyormuşum üniversiteyken. Gerçekten şimdi yaşayarak görüyorum, parasız eğitim, parasız sağlık bu ülkenin en can yakıcı sorunlarını. Ya bakın, gerçekten insanlar normal okula, devlet okuluna gönderemiyor çocuğunu. Çünkü orada evrim bile anlatılmıyor artık. Ama sağlık müfredat parasız mı? Geleceği. Şey, ya, Timur, sağlık, pardon. Ya, şey, yani, sağlık hiç, parasız şu anda. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil aslında. Nasıl? Yani parasız. Ilgili... İroni yapacak yine İbrahim. Öyle mi diyorsun? Şey, gidemiyorsun ki. Gidemediğin için. Gidemiyorsun. Hastanelerde doktor kalmadı. Randevu alamıyorsun. Birçok devlet hastanesinde branşlar kapanıyor. Hastanelerde randevu yok. Onun için parasız. Bak, bir izleyicimiz gönderdi. Özel öğretim yasasında özel okullarda çalışan öğretmenin brüt maaşı devlet okullarında çalışan emsallerinden az olamaz denmekte. O yüzden 13. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yüksek ücretli sözleşmeler gönderiliyor Murat yüksek Bey diye. Ve sahte imzayla. Yani sahte imza. Arkadaş, sahte imzayla öğretmen sözleşmesini yollayan adamın okul yönet, okul sahibi. Evet. Onun o çocuklarla bir arada olmaması lazım o tür insanların. Şimdi onlar bir toplantı yapacaktı. Ben bekliyorum. Bir şube müdürü beni aradı. Doğru dedi Murat Bey bu. Zaten biliyorum doğru olduğunu. Savcılıkla belgelerini de gördüm. İddianameyi de gördüm. Ve adli bilimle de görüştüm. Bakın. Daha önce hatırlıyor musunuz? Biz Konya'da bir haber yaptık. 5 tane vatandaşımız orada oksijensiz kaldığı için, oksijen tüplerinin bittiği için öldüğünden bahsetmiştik. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Yok yalan, yok şu bu filan denmişti. Ne olmuş biliyor musunuz? Denetlenmeye gitmiş.